Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı dikkatler ekranımız olsun. BDT'nin Uyghur dokulatını ilan kılışını red kılışı dikkat kovzgıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakası'nın ilgili Şarkı Türkistan'a münasebetlik kişilik hukuk dokulatını ilan kılışını red kılışı Xitay bilen hemkarlaştığı deb tenkitlendi. Amerika Avazı'nın 4. fevraldaki haberde bildirilişçe Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakası köplügen narazılıklar içinde içilgan bir peyitte Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Emeldarı'nın Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakası içilişten burun Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk tepsendikilikigi münasebetlik dokulatını ilan kılışını red kılışı kişilik hukuk mutakhassisi Emma Reilly tarafından Xitay bilen hemkarlaştığı deb tenkitlendi. Kişilik hukuk teşkilatları Xitay dairelerini Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka milletlerinin kişilik hukukunu ağır derecede tepsendi kılış bilen ayıplab atkan bulup Xitay Şarkı Türkistan'da kan kölemlik tuğut çekleş, kıyın kıstakı eliş, kan kölemlik tutkun kılış ve mecburi emgeki seliş katarlık cinayetlerini sadır kılgan. Bu sebeplik Amerika hükümeti ve onun iştipaktaşları Xitay dairelerini Şarkı Türkistan'da irki kırgancılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kıldı deb ayıplıgan. Hem de Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakası'nı diplomatik baykut kılganlıkını aşkarı ilan kılgan. Cenubi Xitay Seher Poşti Gezdi'nin ismini aşkarlaştığını halimigan şahısının sözünü nakil keltürüp haber kılışça, Xitay BDT Kişilik Hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyaretini Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakası'ndan keyin bu yılın aldıngı yarımında kılışkı koşulgan. Xitay yani bu ziyaretinin aldıngı şartı dostanı buluş hem de tekşürüş karakterini almaslığı gerektiği hakkında şart koygan. Xitay yana BDT Kişilik Hukuk İşxanasidan Amerika'nın Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakası harpısıda Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk dokulatını ilan kılış talepiga kulak salmasın talep kılgan. Bildirilişçe BDT Kişilik Hukuk İşxanası Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikiliği hakkıdaki dokulatka 3 yıl vakit sarıp kılgan. BDT Kişilik Hukuk İşxanası 3 yıl ceryanıda Şarkı Türkistan'ın ehvalini katlamı katlam tekşürüp tetkik kılgan. Aldıngı mezgilde Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşxanası'nın Xitay'ını BDT Kişilik Hukuk Kengişi'de faaliyet kılgan Xitay'a karşı şahıslarının tizimliki bilen temelligenliki doğrusudaki setkilikni aşkarlıgallıkı sebeplik Birleşken Devletler Teşkilatı'dan koglanğan Emma Reilly'nin karışça Birleşken Devletler Teşkilatı Şarkı Türkistan hakkıdaki kişilik hukuk dokulatını ilan kılış meselesi de Xitay'a baş ekken hem de Xitay bilen hemkarlaşkan. Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komitetinin Birleşme Reisi Jeff Merkley bilen James McGovern Bachelet'ki xat evetip, Şarkı Türkistan'a alakadar kişilik hukuk dokulatını Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakası içilişten burun ilan kılışını talep kılgan idi. Türkiye'de Gulcu katliamını hatırlaş ve Beijing Olimpik'e karşılık bildiriş namayışı ötküzüldü. 1997 yılı 5. fevral yüz bergen Gulcu katliamını hatırlaş ve Beijing irki kırgıncılık olimpikiga karşılık bildiriş üçün bugün Xitay'nın İstanbul'daki baş konsulxanası aldıda namayış ve akbarat ilan kılış yığını ötküzüldü. Mezkur namayış ve akbarat ilan kılış yığını Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin oğrullaştırışı ve başka teşkilatlarının kollayışı bilen teşkillengen bulup namayışkı mıngı yakın kişi katnaştı. Namayışçılar Xitay'a karşı türlük şuarlarını toğlaş bilen birge Hilal Ay işareti arkalık Beijing irki kırgıncılık olimpikiga bolgan narazılıkını bildirdi. Namayış ve akbarat ilan kılış yığınıga Türkiye ve Xalqaradaki nüpuzluk akbarat organlarının muhbirleri mi iştirak kıldı. Akbarat ilan kılış yığını Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı hem de Şarkı Türkistan İstiklal Marşı okuş bilen başlandı. Aldı bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Şarkı Türkistan Xalqiga vakaleten bayanat ilan kılıp 73 yıl burun Şarkı Türkistan'da Xitay müstemlekçiliği başlanğanlıkını, şunundan beri Xitay'nın basturuş siyasetini bir gün mü toxtatmağanlıkını, bu ceryanda Xitay tecavüzcileri Barın katliamı, Ürümçi katliamı, Xan Erik katliamı, Yaken İlişku katliamı katarlık kırgıncılık hareketlerde onmalıgan biguna halıqını kırgın kılganlıkını bayan kılıp ötti. O bugün hatırlını vatkan Gulcu katliamının tepsilatını kısıkça çüyendirip ötkenden sırt, Xitay'nın yana 2017 yıldan başlap netçi milyon Şarkı Türkistan halkını ceza lagırlarına kamap, aşkarı irki kırgıncılık yürgüzüp, onlarını pütülle yoktuşku urnu vatkallıkını bildirdi.
U bayonatida yana ahvol shundoq turib, islom dunyosi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sukut qilib, bizni yolg'iz qo'ymoqda. Biz Turkiya boshliq islom dunyosini Sharq Turkiston masalasini kun tartibga elib kelib, Xitoyning bu qilmishlarini to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqiramiz deganlarni ta'kidladi. Sharq Turkiston ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Damollam arab tilida bayonot o'qib, arab va islom dunyosiga xitob qilib, 1997-yili Ramazon oyidagi muborak kun qadr kechisida yuz bergan g'ulji qatliamining tafsilotini so'zlab o'tdi. Va Xitoyning yaqinqi bir necha yil mobaynida Sharq Turkiston xalqiga izchil irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, Xitoyning bu jinoyatlarga g'arb allari har xil shaklda qarishtirayotganligini, ammo arab va islom allarining Sharq Turkiston masalasida sukut qilayotganligini bildirdi. U so'zida yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Islom Hamkorlik Tashkiloti va xalqaroliq axborot organlarini Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga, jumladan islom va musulmonlarni bostirish jinoyatiga qarshi ovoz chiqarishga chaqirdi. Arqadan Uyg'urlar uchun Malayziya harakati fondining vakili Zuhri Yuhyi Apandi so'z qilib, Sharq Turkistondagi ig'ir bostirish siyosatining kishini echindirganligini, mushundoq vaziyatda Xitoyda Olimpik musobaqasi o'tkazilganligini, xalqaro jamiyatning chuqur Xitoyning jinoyatlarini to'sishi kerakligini ta'kidladi. Turk dunyosi ijtimoiy tashkilotlar munbiri raisi Sardar Shahin Apandi so'z qilib, aslida Olimpik tanarkat yig'inining tinchlik va ittifoqlikni maqsad qildiganligi, bugungi kunda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan Xitoyning Olimpik tantarbiya yig'iniga sohibqonlik qilishining aqliga sig'maydiganligini qayd qilib o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqf raisi Abdurashid Abdulhamid Apandi so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir haqiqat ekanligini, Xitoy rejimining Olimpikka sohibqonlik qilishining bir tragediya ekanligini, g'arb allari Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarga har xil usullar bilan qarshi turgan bir paytda Sharq Turkiston xalqining diniy qarindishi bo'lgan islom allarining Xitoy tarafida turganligini, islom allarini bu maydonini o'zgartirishga chaqiriq qiladiganligini bildirdi. Arqadan Eli Mashrab vaqfi vakili Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Qosimjon Damollam so'z qilib, 25 yil ilgari Xitoy Sharq Turkistonda xalqni dindan, milliy madaniyatdan yiroqlashtirish uchun qilayotgan tashviqat va tadbirlarga qarshi 5 fevral namoyishi qilganligini, Xitoy rejimining tinch holda qilingan namoyishni bahona qilib, xalqni vahshiylarcha qirg'in qilganligini, shu davrdagi shahidlarning bugungi avlodlarga zulmga qarshi turish, zolimdan qisos elishdan iborat ulgini tiklab berganligini, Xitoydan qisos elish butkul Sharq Turkiston xalqining mas'uliyati ekanligini ta'kidladi. Namoyishning oxirida Turkiya insoniy yordam vaqfining Balikesir shobasi raisi Ali Qaratosh apandi Sharq Turkiston mavzuliq she'rini deklamatsiya qildi. Uyg'ur harakati tashkilotiga vakolatan Mahliya Chetinkaya xonim ingliz tilida qisqacha nutq so'zildi. O'smirlardan Marhaba Osman Tomchi nomli she'rni deklamatsiya qildi. Namoyish Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi muavin raisi Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Umar Qarajimning boshchiligida Xitoyning halokati Sharq Turkiston xalqining Xitoy zulmidan qutulishi uchun qilingan duolar bilan oxirlashdi. Bugungi namoyish Istanbuldan boshqa yana Turkiyaning Kastamonu va Qahramonmaraş shaharlarida ham bir vaqtda o'tkazildi. Malayziya Islom tashkiloti vakili tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Malayziyadagi islomiy tashkilot Malayziya maslahat kengashining Uyg'urlar uchun Malayziya fondining vakili Zuhri Yuhyi 3 fevral xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Malayziyadan ziyorat uchun kelgan Zuhri Yuhyini xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi muavin raisi Abdurashid Amin, Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatidan Adiljon Muhammad o'g'li qatorliklar kutib oldi. Ko'rishda Zuhri Yuhyi apandiga Sharq Turkistonning navbatdagi umumiy vaziyati, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, jumladan islom dini va musulmonlarga qarshi bostirish siyosati tunishtirildi. Shundoqla Sharq Turkiston da'vosini Malayziyada qandoq taraqqiy qildirish, bu sohada hamkorlik o'rnatish qatorliq masalalar muzokara qilindi. Oxirida Sharq Turkiston da'vosida hamkorlikning simvoli sifatida Zuhri Yuhyi apandiga Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan hadiya buyum taqdim qilindi. Uyg'ur harakati tashkiloti ikki davlatda muhim faoliyatlarni qildi. Uyg'ur harakati tashkiloti 31 yanvardan 2 fevralgacha Belgiya va Gollandiyada Uyg'urlar haqida muhim faoliyatlarni qildi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim, Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris apandi 31 yanvar Gollandiyadagi Amerika elchixonasini ziyorat qilib,
növetki Şarkı Türkistan'ın vaziyet ahvalini tanıştırgan. Ziyaretke Gollandiya parlamentinin azalarından Agnes Mulder, Ruben Brekelmas Katarlıklar mı iştirak kılgan. Ular uçuruşta mezkur parlament azalarından Şarkı Türkistan davasıga hemkarlaşış üçün Gollandiya parlamentinde Uyghur Dostluk Grupisi kuruşunu talep kılgan. Ular yani Gollandiya Uyghur Kişilik Hukuk Fondu'nun azaları bilen körüşüp, onlarının kelgüsü hizmet bilaları hakkıda söhbetleşken. Ular 31 yanvar Gollandiya'daki faaliyetlerini ahırlaştırgan bulup, 1 fevral günü keç Belgiya'daki faaliyetini başlagan. Tunca faaliyetini Hedem Kayer'de namlık hüccetlik filminin kuyuluş marasımıga katnışı bilen başlagan bulup, Avrupa Kişilik Hukuk Fondu tarafından Biryusel Akbarat Kulübü'de oranlaştırılgan muhbirlerini kütüveliş yığınığı katnaşkan. Hedem Kayer'de namlık hüccetlik film Amerika'nın Avrupa İttifakı'da turuşluk elçihanesinin sahip kallık kılışı da koyulgan bulup, Murasim'den kiyinki akbarat ilan kılış yığını da Uyghur Hareket Teşkilatı'nın reisi Roşan Abbas Hanım, Uyghur Tetkikat Merkezi'nin reisi Abdülhakim İdris Efendi, Hedem Kayer'de namlık hüccetlik filmin rejissori Cavad Nir, Avrupa Kişilik Hukuk Fondu'nun reisi Murat Seyrek Katarlıklar, muhbirlerinin mezkur film ve Şarkı Türkistan'ın növetteki vaziyeti hakkında sorulan suallarga cevap vergen. Mezkur akbarat yığınığa lager şahitlerden Kalbinur Sıdık Hanım, Bilge Uyghur Cemiyeti'nin reisi Abdullah Efendi, Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dulkun Aysa Efendi, hem de Bilgiye Yeşiller Partisi'nin reisi Samuel Gogolati Katarlıklar iştirak kılgan. Ziyaretimizde kubul kılgan Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roşan Abbas Hanım, 2 günlük faaliyetinin Uyghur meselesini halkarağı tunuşturuşta ehmiyetlik bolganlıkını, akbarat ilan kılış yığınığı kelgen muhbirlerga növetteki Şarkı Türkistan'ın vaziyet ahvalının tepsili tunuşturulganlıkını, bulup mu Hedem Kayer'de namlık hüccetlik filmini, Avrupa haberleri kanalı Arapça, İngilizce, Nemizce, Fransızca, İspanca ve Rusça Katarlık tillerde tarqatqanlıkını bildirdi. Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzi oquğuçilərini 3 günlük səyahətki təşkilledi. Şərq Türkistan Nuzgum Aile ve Kültür Cəmiyyəti qarmaqıdakı Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzi oquğuçilərinin qışlıq tətilini könüllük ötküzüşü, yeni oquş məvsumuğa cüşkün keyfiyyət bilən kirişini nişan qılğan əsasda 3 günlük səyahət fəaliyyəti təşkilledi. 1 fevral başlanğan 3 günlük səyahət fəaliyyətiga Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzi anıtıl dərsiga qatnaşıwatqan 25 qız oquğuçu qatnaşdı. Sayahat tuncu günü Bursa Hayvanatlar Bağçısı'nın başlanan olup, sayahat gün tertipi boyunca okuğuşlar Kur'an-ı Kerim ve Hattatlık Muzi, Uluğ Cami, Saat Kalesi ve İrganda Köyreki Katarlık tarihi sayahat uğurlarını ziyaret kıldı. Sayahatın ikinci günü okuğuşlar Uluğ Dağda kar değilip oynadı ve Panorama Muzi'ni ziyaret kıldı. Muzi ziyaretine Bursa Osman Gazi rayonunun valisi Mustafa Dündar Efendi sahip kallık kıldı. Faaliyetin 3. günü okuğuçular Bursa şehri Osman Gazi rayonunun vali yardımcısı Cem Kürşat Hasan Oğlu ve Uluğdağ Üniversitesi dosenti Uyghur Milli Nakşi Müzikilerinin Türkiye İşçisirtiği Tunuluşu'da tökpisi bulan Doktor Erdem Özdemir Efendini ziyaret kıldı. Bu ceryanda okuğuçular Uluğdağ Üniversitesi kütüphanesini közden geçirip, kütüphanenin hazırgıcı devamlaşıp gelgen şallık tarihi bilen tunuştu. Cem Kürşat Efendi okuğuçularına medet verip, Uyghur milleti ve Türk dünyasının kelgüsü saadeti sizlerinin kolonlarda. Sizlerinin parlak kileçkinler Türk dünyasının en çok galibisi dedi. Okuğucular bu kitimlik sayahatin intayın memnun bolgallıkını, bu arkalık belgelik derecede tarih, medeniyet ve dini bilimlerge ilgi bolgallıkını bildirişti. Rusya'nın Xitay bilen yakın münasebet ornatışı imbargonu tosalmaydı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Ned Price, Rusya, Ukrayna'nı işgal kılgan ahvalda Amerika imbargolarının təsirini azaytış üçün Xitay bilen yakın münasibet ornatısı mı Moskva'ğı töylütüldüğün iqtisadi bedelge kar kılmaydıqallıqını bildirdi. Türkiye Avazi Radyosu'nun haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Ned Price kündelik akbarat ilan kılış yığınıda Rusya-Ukrayna krizisi üstüde toxtulup, Rusya'nın imbargolarının təsirini azaytış üçün Xitay bilen yakın münasibet ornatışkı tirişivatkallıqı toğrısıdaki sualğa Ukrayna'nın işgalı kılınışı pekat Ukrayna ve Avrupa üçünlə emez, belki Xitay'ını öz işe alğan rayon sırtıdaki devletlerge mu təsir kılıdı, dedi. O, Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken'nin Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen körüşkende Rusya'nın uruşkaklıqı sebep buluduğun dünya xaupsizliki ve iqtisadi xatarlarının intayın iğir buluduğallıqını təkitləb, Xitayning buning ta'siriga uchraydiganligini aytganligini bildirgan. U Ukrainani ishg'ol qilishning Rossiyaga nihoyatda og'ir iqtisodiy badallarining bo'ladiganligini bildirib, Rossiya Xitoy bilan yaqin munosabat o'rnatib, bu oqibatlarning bir qismining o'rnini to'ldira olaman.
bir kısmının besimini yengilli tələyman dəb oylıqan bolsumu əkval onda qəməz. İmbargolar Rusya iqtisadını nurğun cəhətdən teximi acizlətidu. Məsələn, asasi texnologiyalar hazırmı ғəribdən kilidu. Özünü özü ғərib bilən soda qilishdən, Yevropadın və Amerikadın import qilishdən məhrum qilidu. İşləb çıxırış həcmini və yenilik yartış yüşürün küçünü iğir tövəllətivitidu digən. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi kuruluşu kişilerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleştirme köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.